50 bin defa da bombalasanız, 50 bin defa da bu gençleri katletseniz, bu toprakların adı Kürdistan, bu halkın adı da Kürt halkıdır. Bu gerçek değişmeyecek. Medya genel yayın yönetmenlerini başbakanlık basın merkezinden, özel kaleminden tek tek telefonla arayarak, tehdit ederek bu haberleri yaptırmamaya çalışanlar bilsin ki bu defter burada kapanmayacak. Birleşmiş Milletleri var. Uluslararası Ceza Mahkemesi var. Hepsine gideceğiz. Sizi bu insanlık suçundan mahkum edene kadar bütün gücümüzle çalışacağız. Meydan meydan, alan alan sizi teşhir edeceğiz. Utanmadan, sıkılmadan bizi bir de provokatör olarak tanımlamaya çalışıyorlar. Halk acısını meydanlarda protesto ederek, katliamı protesto ederek gösteriyor. Medya katliamı görmüyor. Provokatörler sokakları karıştırdı diyor. Sen 35 tane çocuğu parçalamışsın. Bundan daha büyük dünyada provokasyon mu var? Katledeceksin, parçalayacaksın, protesto da etmesine izin vermeyeceksin. Yasına, taziyesine bile müdahale edeceksin. Aileleri tek tek arayacaksın, cenazeleri birlikte gömmeyin, birlikte defnetmeyin, taziyeyi birlikte yapmayın diye aileleri tehditle, şantajla yıldırmaya çalışacaksın. Taziyeye, cenazeye saygın yok, gösteriye, protestoya saygın yok. Kürt ölecek, boynunu da bükecek, bekleyecek. Yok öyle günler. Tamamımızı kılıçtan geçirseniz, buradan başbakana sesleniyorum. Tamamımızı, çoluk çocuk tamamımızı katletseniz, bu topraklarda geriye hiçbir şey kalmasa, senin lanetli, kirli, kanlı ellerinle, katliama bulaşmış ellerinle, bizim şanlı direnişimiz kalacak. Hiçbir şey geriye kalmasa bunlar kalacak. Buradan bütün halkımıza bir kez daha sesleniyorum. Bu katliamın üstünü örtmeye çalışıyorlar. Bakın açıklama yaptığımız tepenin karşısı katliamın gerçekleştiği yer. Şurası tabur. Göz mesafesinde gerçekleşiyor katliam. 3 saat boyunca bu çocuklar orada bekletiliyor. Buradakiler biliyor, karakol biliyor, köydekiler biliyor, aileler biliyor, herkes biliyor. Haber veriyor. Telefonlaşıyorlar, askere haber veriyorlar. Orada o çocukların bulunduğu biliniyor. Bilinmeyen bir şey yok. Ortada bir iş kazası gibi çirkef bir tanımlama yapacak bir durum yok. Ortada bir planlı, programlı katliam var. Kürtlere sesinizi çıkarırsanız böyle yaparız demek istiyorlar. Buna karşı susan, bu katliamdan korkup geri adım atan bizim payımıza alçak olsun, namert olsun. Yılmayacağız. Bu katliamlardan, bu baskılardan, bu tutuklamalardan yılmayacağız. Çünkü haklıyız. Biz kimsenin toprağına, diline, kültürüne el atmadık. Kimsenin malına, mülküne el uzatmadık. Kimsenin köyünü yakmadık, boşaltmadık. Kimsenin dilini yasaklamadık. Kendi toprağımızda, köyümüzde onurluca, özgürce yaşamak istiyoruz. Buysa suçumuz, neyse bedeli öderiz, özgürlüğü de kazanırız. Bu topraklar, bu halkın topraklarıdır. Bu halk da bu topraklarda kendi diliyle, kültürüyle özgürce yaşayacaktır. Bunu engellemeye çalışan suç işler. Bunun adı faşizmdir. Irkçılıktır, sömürgeciliktir, asimilasyonculuktur. Buna karşı duran herkes bu özgürlük mücadelesinin onurlu neferidir. Kim olursa olsun özgürlük mücadelesinin onurlu neferidir. Biz buna karşı durmaya devam edeceğiz. Bizim için başka çare, başka yol yoktur. Tarih şu dağlarda bir Kürt katliamını daha yazmıştır. 35 Kürt genci çocuğu şu dağlarda katledilmiştir. Ve bunu temizleme görevi de yine bir Kürde verilmiş ve açıklama yine bir AKP'li Kürde yaptırılmış. Tarih bunu da böyle yazmıştır. Bu utancı da böyle yazmıştır. Yazıklar olsun diyorum.
yazıklar olsun. Tarih bunu yazacaktır. O tarihte burada savaş uçakları Kürt çocuklarını bombalarken bir Kürt Ankara'da çıkmış bunu temizlemeye çalışıyordu. İş kazasıydı, operasyon kazasıydı diye tarih yazmıştır. Bu utanç onların utancıdır. Bu acı hepimizin acısıdır. Bu halkın acısıdır. Allah bütün şehitlerimize rahmet etsin. Ailelerimize sabır diliyorum. El ele vereceğiz. Omuz omuza vereceğiz. Bu zor günleri yaşayacağız. Birlik, beraberlik tek kurtuluş yoludur. İttifak tek kurtuluş yoludur. Bunun dışında bizim için kurtuluş yoktur. En zor günlerde de, en rahat günlerde de el ele vereceğiz. Hepimize sabır versin. Hepimizin, bütün halkımızın başı sağ olsun. Hepiniz sağ olun, var olun. Yani rutinede Sahte yok vazbet. Başkanım bir şey daha söyleyeyim. Açıklamanızı aileleri tek tek arayarak mezarları toplu halde gömmeyin demişler. Bunu kim aramış? Aileler... Valilikten arıyorlar, Tugay'dan arıyorlar. Yani biz ailelere dün akşamdan beri anlatıyoruz. Diyoruz ki gerçekten aileler nasıl isteniyorsa istiyor. Öyle yapsın. Evet. Aileler ağırlıklı olarak bir arada, çünkü birkaç köy, birkaç mezarlık bir arada cenazelerin defnedilmesine karar verdiler. Eğer gerçekten de ayrı ayrı yapılmasını istesene biz ona da yardımcı olacağız. Hepsiyle ayrı ayrı görüştük. Hepsi destek olurlar birbirine.